Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Turunç. Bir önceki videomda yabancı dil testinde, YDT 2019 testinde çıkan ilk 5 soruyu analiz etmiştik. Bu sorular kelimelerle ilgiliydi. Nasıl çözeriz üzerinde durmuştuk. Bu videomda da bundan sonraki 5 soruyu birlikte analiz edeceğiz, bakacağız, Türkçe'ye çevireceğiz. Önce şöyle genel olarak baktığımızda 6 ve 7. sorular tenslerle ilgili. Diğer 8. soruda bir relative clause, reduction sorumuz var. 9. ve 10. sorumuzda da prepositions'lar yani edatlarla ilgili sorularımız var. Şimdi başlayalım. 6. sorumuz 2019 YDT dedik. Implementation of the embryo is a milestone in human development as it is from this stage onwards that the embryo nokta nokta to take shape and the overall body plan nokta nokta. İki tane bla bla var, boşluğumuz var. Şimdi burada şıklarımızda da begin ve begin başlamak olan ve decide karar vermek olan iki tane fiilimizi çekimlememizi istemiş. Şöyle bakacağız. Herhangi bir zaman vermemiş ve embriyonun Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman biri başlamak, biri karar vermek olan kullandığımız zaman embriyonun yerleşmesi, implantasyonu yani yerleşmesi insanda bir kilometre taşıdır. Çünkü bu aşamadan itibaren embriyo şekillenmeye başlar, başlamış, başladı hangisi uygun olur buna karar vereceğiz. Ve tüm vücut planına karar verilir, verilmiş, verildi. Bakalım şıklarımıza. A'da began ve had been decided diyor. Karar verilmiş ve başladı. Şimdi embriyonun şekillenmesi, insanda bir yapı taşı olması, vücut planına karar verilmesi genel zamanlı, geniş zamanla uygun bir ifadedir. Çünkü genel bir şeyden bahsediyor. Her zaman genel geçer bir şeyden bahsetmiş. Burada da geçmiş zamanla ilgili herhangi bir şey yok. A şıkkını eledi. B'de ilk tarafta begins diyor. Evet, embriyo başlar, şekillenmeye başlar ve tüm vücut planına karar verilir. Bir de pasif bir yapı var. Geniş zamanda pasif bir yapı. Bu uygun olur. C'de had begun ve will be decided diyor. Başlamıştı ve karar verilecek. Hem tens uyumsuzluğu var hem de anlam olarak uymuyor. D'de will begin, başlayacak, karar verildi diyor. Önceden karar verildi. Geçmiş zamanla ilgili bir şey yok zaten ve geçmiş zamana uygun olan bir cümle yapısı değil. Bu yüzden bu da gitti. Bir taraf gelecek zaman diğer taraf geçmiş zaman olmaz. E'de de is beginning, başlıyor. Has been decided, karar verilmiş diyor. Ya verilmekte diyor. Present perfect kullanmış. Diğer şıklar kesinlikle elenir. E şıkkında da niye olmaz diye düşünüyorsanız has been decided spesifik bir olaydan bahsederken present perfect tense kullanılır. Genel bir olaydan bahsettiği için burada geniş zaman arayacağız. Begin de zaten başlıyor gibi bir şey. Dense başlar. Geniş zaman daha uygun. O yüzden cevabımız Bursa. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuz da test sorusu. Even though the theory of dualism nokta nokta many people still cling to the idea that consciousness nokta nokta outside of the body. Şimdi bakalım şıklarımızda disprove var, çürütme, bir de exist var, var olmak demek. Bunu koyduğumuz zaman nasıl bir cümle çıkacak ortaya? Dualizm teorisi çürütülmüş olsa da birçok insan hala bilincin bedenin dışında var olabileceği fikrine sarılıyor. Ya da bakalım yan tarafta can exist olsa var olabileceği, could exist var olabilirdi, had exist var olmuştu, should have exist var olmuş olmalıydı, must have exist de aynı şekilde çevrilir. Bunlara bakacak. Burada da yine dualizm teorisinden bahsediyor. Bu teori çürütülmüş olsa da demek ki ya da bakalım şıklarımıza A'da çürütülmüş olsa da var olabilir anlamı veriyor. Uyuyor da. B'de was disproven, çürütülmüş, geçmiş zamanda kalmış, could exist yan tarafta hala insanlar bu fikre sarılıyorsa yani still var cümlemizde bakın many people still diyor halaysa geçmiş zaman olmaz. C'de de yan taraf had exist var olmuştu olmaz. D ve E'de de should ve must yanına have aldığı zaman present perfect yapısı aldığı zaman fiil üçüncü halinde bunlar da geçmiş zaman olur. Bunlar da olmaz. Bu da genel anlamda dualizm teorisinden bahsediyor. Çürütülmüş olsa da A şıkkı cevabımız has been disproven. Yani çürütülmüş olsa bile neden present perfect kullandı, geçmiş zaman kullanmadı diye soru sorabilirsiniz. Present
gelmekte bir teori, çürütülmüş ama aksi iddia edilmemiş, hala teori bu şekilde olduğu için present perfect kullanmamız uygun. O yüzden cevabımız Adana. 8. sorumuza geldik. The Great Barrier Reef. Bu sorumuz ne sorusuydu? Bakalım. Relative clause reduction sorusu. Relative clause reduction'ı da, yani relative clause'larda kısaltmaları da daha önce işlemiştim. Başka şeyimde, videomda vardı. Bakalım. The Great Barrier Reef is one of the longest reefs in the world. More than 2000 kilometers along the northeastern coast of Australia. Şimdi extend uzanmak demek, o yol boyunca gitmek, kaplamak anlamında. Büyük set resifi Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısı boyunca 2000 kilometreden fazlasına uzanan dünyanın en büyük resiflerinden biridir diyeceğiz. Uzandığını söyleyeceğim. Bir de dikkat edelim, relative clause varsa cümlede. Mesela şurada The Great Barrier Reef is one of the longest reefs in the world. Dünyadaki en büyük büyük set resifi, Avustralya işte en büyük set resifidir diye çevirmiyoruz. Relative clause'u da işin içine dahil ediyoruz. Onu alıp öyle çevirimizi yapıyoruz. Bu da ayrı bir konu. Şimdi büyük set resifi ne dedik? In the world, bundan bahsediyorum. Uzanan diyeceğim. Ne vardı reduction'larda, yani relative clause'larda kısaltmalar nasıl yapılıyordu? Present perfect kullanılıyordu. Have ve neye dikkat edeceğiz? Have'e dikkat edeceğiz. Present perfect yapı bu geçmiş zaman olduğunu gösteriyor. Pasif yapı, aktif mi pasif mi? Uzanan, uzandırılan bu mu? Buna dikkat edeceğiz. Yoksa olduğu gibi mi? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi normalde uzanan demem için which extends demem gerekiyor. Ben bunu kısaltırken extending, which'i atıyorum. Zaman yapısını da atıyorum. Extending oldu. İlk takısı geldi. Cevabımız Denizli. Diğer şıklara bakalım. Adana'da to have extended ne dedik? Have'lileri eleyeceğiz. C'de de var, E'de de var. Bu reduction'ın geçmiş zamanla olduğunu söylüyor. Ama bize geçmiş zamanla ilgili bir zaman yapısı vermemiş cümle. Büyük set resifinden bahsediyor. Genel anlamda onunla ilgili bir bilgi verdiği için present perfectli bir yapı olmayacak. Yani geçmiş zamanda olmayacak. Reduction. B'de to extend diyor. Zaten reduction'larda to'lu bir şey yok. To gerund infinitive konusu. ing geldiği zaman D'deki gibi. O başka bir konu. O fiilimsilerle alakalı. Bunu da o yüzden eliyoruz. Which extends'in kısaltılmış reduction hali olan extending olan Denizli doğru şıkkımız oluyor. Türkçe'ye de çevirdiğimizde büyük set resifi Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısı boyunca 2000 kilometreden fazlasına uzanan dünyanın en uzun resiflerinden biridir oluyor. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzun bir preposition sorusu, edat sorusu olduğunu söylemiştik. Bunlar biraz kafa karıştırıcı oluyor ama bir taraftan, iki taraflı olduğu için genelde bir taraftan yola çıkacağız. Bakacağız tek tek hangisi uyuyor diye. Boşluğumuz ilk başta World War, War the Second diyor. İkinci Dünya Savaşı. Many of the factories devoted to military production. Many of the factories, burada da bir kısaltma yapmış. Which were devoted to military production? Yani askeri üretime ayrılan fabrikaların çoğu 2. Dünya Savaşı demiş. The fighting converted back to their original civilian uses. The fighting diyor. Bu savaş esnasında kendi orijinal sivil kullanımlarına döndü. Geri döndü. Bakalım. Şıklarımıza bakalım. A'da at ve with var. At World War the Second. 2. Dünya Savaşı'nda. B'de following. Following, follow takip etmek demek. Yani takiben, mütakip. After anlamında. After kullanabilirsiniz. O güzel oluyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi anlam olarak A'da et olmaz. Çünkü savaştan sonra bu gerçek şeylerine dönmüştür demesi gerekir. Sivil orijinal kullanımlarına dönmüştür. Savaş esnasında dönmesinin bir anlamı, mantığı olmuyor. O yüzden et olmaz. Zaten with the fighting converted back, yani kavgayla birlikte, savaşla birlikte döndü olmuyor. Bundan sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor cümle mantık olarak da. Following'u
you after anlamında dedi. Bir de during the fighting, işte bu da during de esnasında demekti, sırasında demekti. Savaş sırasında askeri üretime ayrılan fabrikaların çoğu orijinal kullanımlarına geri döndü. Savaştan sonra burası güzel oluyor. Bursa cevabımız zaten. Over the fighting, savaşın üzerine diyor. True, boyunca demek. Yani 2. Dünya Savaşı boyunca böyle olan olmuyor. Within, içinde demek. Across, karşısında. For da için. Mantık olarak en uygun olan savaştan sonra, yani savaş esnasında şu amaçla kullanılıyordu. Savaştan sonra da böyle eski kullanım alanlarına döndü, devam etti. Savaşta bir değişiklik oldu anlamında. O yüzden cevabımız Bursa. Geldik son sorumuza. 10. sorumuz. Çıkmış sorulara her zaman çok önem veriyoruz, çözüyoruz. Böyle es geçmiyoruz arkadaşlar. Özellikle yakın zamanlarda çıkanları, son 5 yılın sorularına bakıyorsunuz. Son sorumuz. Any mental exercise helps cognition building, lengthening or strengthening the pathways that carry information neurons diyor. Bakalım herhangi bir zihinsel egzersiz. Şimdi burada da şey var. Nöronlar arasında mı artık altında mı, nörondan mı, nöronla mı bilgi taşıyan yolları uzatarak, inşa ederek veya güçlendirerek bilişe yardımcı olur. Herhangi bir zihinsel egzersiz bir şeyler yaparak bilişe yardımcı olur, değil mi? Bilişimizin gelişmesine zihinsel egzersizler yardımcı olur. Örnek olarak cümleyi anlamanız için söylüyorum. Mesela bulmaca çözmek, dil öğrenmek de bunlardan bir tanesi. Bakalım. In ve upon var. In building, lengthening or strengthening the pathways diyor. Upon. İkinci taraf burada çok önemli. Nöronların arasında olur, değil mi? Böyle görsel olarak da düşündüğümüz zaman nöronlar arasında. O yüzden ikinci taraftan yola çıkarsak E'de between var. Zaten by da yaparak anlamı katıyor cümleye, uzatarak. Yani lengthening, strengthening ve başına geldiği zaman ya da building, by building yaparak anlamı kattığı için cevabımız Edirne oluyor. Diğer şıklara bakalım. Beneath neurons, nöronların altında olmaz. From neurons, nöronlardan. Ama ilk tarafta of var. 2 F ile yazılmış. Bunun öyle bir anlamı yok. Tek N ile yazılsaydı nin anlamındaydı. 2 F ile yazılan genellikle deyimlerin yanına gelen, onlarla birlikte anlam kazanan şeylerdir, yapılardır. With neurons, nöronlarla at building. At D'de anlamı veriyor. In, içinde anlamı veriyor. In upon neurons, nöronların üzerinde olmuyor. En mantıklı olan nöronların arasında uzatarak, ne yaparak, güçlendirerek oluyor arkadaşlar. Bu soruları da açıklamak gerçekten zor. Daha çok okuyup, konsantre olup hissetmekle alakalı. Şöyle hissetmek. Kendiniz koyduğunuz zaman daha kolay görüyorsunuz. Açıklarken biraz devler, dağlar, içindeler, dışındalar olduğu için zor oluyor. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Bugünlük bu kadar. 5-5 gidiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Sizi sıkmamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.